Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etûbü ileyh. Kâle Allahu Teâlâ fi kitâbihil kerîm, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâs, u'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ellezî ceale lekumul arda firâşen ve semâe binâen. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الله سلام ورحمة بركة üzeriniz olsun. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Sıhhat afiyet olasın inşallah. İstikamete hidayete daim eylesin Rabbu Teala. Değerli kardeşlerim, konu ibadet. Dolayısıyla abd, kul, mabud, ibadet, ibadetin fazileti, şartları, hikmetleri bu mihver üzerinde dönelim dedik inşallah. Geç bana bir konu söylenmişti fakat sonra muhayyer bırakıldı. O konu çok geniş bir konuydu. Ailede ibadet olunca tabi bunu biraz dallandırmak lazım. Sizler belki bunu böyle verdiğinize göre sanırım özel bir metodunuz var. Bunların hepsini kapsayacak bir bilgi. Ben o usulü bilemediğim için bence bu çok geniş bir konudur diyerek konuyu bir başka alana çektim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen böyle yaparmış. Yani kendisine bir soru geliyor. O sorunun cevabı çok faydalı olmayınca soru sorana da kızmıyor tabi. O soruyu bir başka bir yere kanalize ediyor. Mesela birisi gelmiş, kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Ne zaman kopacağını gerçi peygamberimiz de bilmiyor ama bunu bilmenin çok bir faydası da yok. Sen onu bırak da der gibi ne hazırladın demiş peygamberimiz. Sonra ya bir faydalı yöne çevirmiş. İşte burası önemli olan. Evet. Kıyameti ne hazırladın? Ya Resulallah, benim öyle çok hazırlığım yok. Çok namazım, çok orucum, çok böyle ibadetlerim yok ama Allah bilir seni çok seviyorum demiş. Peygamberimiz cevabın boşluğundan tebessüm buyurmuşlar ve demişler ki elmer uğruma aman ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberiz. Ashab-ı kiram yalnız bu zata mı mahsus yoksa herkes için mi? Bunun hükmü geneli kapsar mı deyince de genele demiş Peygamberimiz. O günkü sevindiğimiz gibi sevindiğimizi hatırlamıyorum diyor hadis-i şerif anlatan abi. Çünkü bu bizim için çok büyük bir sermayedir. Biz gerçekten Peygamberimizi seviyoruz. Onunla beraber olmak ne kadar güzel bir şey. Bu böyledir. İnsan bir kavmi severse, yani o kavmin işlerini beğenirse, hoşuna giderse, kalbini desteklerse, işlememiş olsa bile o sevaptan nasipdar olur. Bir işi beğenmezse, sevmezse, ondan da nasipdar olur. Mesela dünyanın başka bir yerinde, bizden çok da uzak olsa, Müslümanlar duysak, iyi işler yapıyor, faydalı işler yapıyor. Bundan da memnun olsak, onların kardeşlerimize hayır dua etsek, bu kalbi rızalığımız, kalbi birlikteliğimiz bizi onlarla sevapta müşterek eylesin. Aynı şeyde yanımızda bir kötülük işlense mesela ya da uzakta, bununla kalbi beraberlik olsa, onun kötülüğünden biz de nasip alırız. O bakımdan hayır ve şey bir şey işittiğimiz zaman bunu muhakkak, ya Rabbi, ben bundan memnunum ve destekliyorum ya da neuzu billah, ben bundan uzarım ya Rabbi dememiz lazım. Gerçi Allah-u Teala kalplerimizi biliyor, ona göre hüküm verir. Bu da hoş bir şey. Peygamberimiz Tebuk seferine giderken, şu anda bir dağları aşarken, vadileri geçerken, Medine'de oldukları halde bizim gibi sevap alan Müslümanlar var. Nasıl olur ya Resulullah diyorlar. Açlık, susuzluk, perişanlık içerisinde, alev gibi sıcaklarda biz gidiyoruz. Onlar da bunu istiyorlardı ama mazeretleri onları orada alıkoydu. Kalp çok önemli bir şey. Zaten Müslümanlık kalp. Cenab-ı Allah kalp tanrısı, kalbe bakar. Müslümanlar da kalbin kıymetini bilir, gönül yapar, gönül yıkmamaya gayret eder. Tabi insanı böyle incelten ibadettir. Bizim namutanahi duygularımız var. İnsanın ne muazzam yaratmış. Yani fizyolojisi ne kadar muazzamsa, işte doktorlar çıksalar da bize insan anlatsalar. Gözü, kulağı, sinir sistemleri.
Aynı şekilde ruh dünyası öyle. İnsan çok büyük duygular taşıyor ve bu duyguların incelmesi Cenab-ı Allah'ı tanıdıkça artar. Allah'ı tanımak, yani eski tabiriyle marifetullah, haliyle muhabbeti davet eder. Marifetullah, muhabbet. Bir şeyi sevebilmek için tanımak lazım. Biz bazen kaba taslak bir sen deriz böyle. Efendim, tanımadığı şeyi nasıl seversin ki? Bir üstü zannedersin, o kadar. Yani şuraya bir adam gelse şimdi, kafasında böyle acayip bir poşu, ayağında çizme, belinde hançer, ne bileyim ben, tipi de çok yakışıklı olmuyor. Selam aleyküm selam. Adatı sorarız veya çeker gider güle güle deriz. Ama bilseydik ki o Bediüzzaman Hazretleri, mesela bir İslam kahramanı, bir mücahit insan, elini öperiz, seni yer gösteririz, salatı sınarız, aman gitme benim deriz, yemekler ısmarlarız, yani yarışa gireriz ona hizmet edebilmek için. Tanıdık çünkü. Tanımayınca selamünaleyküm. Aleyküm selam. Güzel. Onun için insanları da tanımak lazım. Ve unutmamak için de işte bazı kardeşlerimiz bu işi güzel yapıyorlar. Peygamber Efendimiz aksine acizlik diyor. Birisini tanıdığınız zaman adını, sanını sorun. Adını, babasının adını, memleketini, işini sorun. Yoksa saatlerde tanıyıp sonunda ayrılmak acizlik. Bu dünyadaki büyük, çok zaferi de kaynağıymış. Bir hocamdan duymuştum ben, bir öğretmenimden duymuştum. Belki de şu anda aklıma geldi. Dale Carnegie'nin kitaplarından bir tanesinde. Dost kazanma sanatında gibi geliyor. Napolyon zaferlerini adam tanımaya bağlamış. Belki 10 kere sorarmış. Gücenme diye tekrar tekrar sorarmış. Not alırmış meziyetlerini. Ve her adamı yerinde istihdam ederek zaferlerini kazanmış. Bu böyle biz adını vermek istemedim bir politikacı var. Adam tanıması yüzünden adamların gönlünü kazandığında yıllardır bu memlekette uyuttu gitti. Kimin yanı varsa ooo dedi adıyla sanıyla adam beni seviyor dedi. Yolunu kurban unuttu. Neyse biz neden nereye gittik yahu duralım şimdi burada. Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmeyi gerektirir oradan gelmiştik. Allah Celle Celaluhu biz insanı yarattı. Bu çok geniş kabiliyetlerle, duygularla ve biz Cenab-ı Allah'ı tanıdıkça bu kabiliyetlerimiz gelişiyor. İnsan gönül sahibi oluyor, inceliyor. O hale geliyor ki işte rahmetli üstad hemşehrimiz ruhu şad olsun ne diyor bir şiirinde? Ey gönül madenin ne kadar yufka yeter ağlamana bir kuş ötüşü. Bir kuş ötüşü mütefekkir bir insanın ağlamasına sebep oluyor. Yetiyor yani. Nasıl bir kuş, ne güzel yaratılmış, nasıl bir ses, nasıl bir renk, nasıl yarattım bunu Allah diyor. Başlıyor böyle hüngür hüngür. Bir dostumuz pencereden bakarken böyle bir manzarayla gözlerinden böyle yaşlar dökülünce efendim torunu dedeciğim peçete vereyim mi demiş. Torunu korkmuyor. Ben esas buna sevdim. Dedesinin ağlamasından torunu korkmuyor. Dedesinin ağlamasını acıya da yormuyor. Dedem diyor zaman zaman Allah'ı zikreder ağlar. Kur'an okur ağlar. Pencerede bir kuş görür ağlar. Gayet normal karşısında dedeciğim peçete getirdim siler misin diyor. Yani bu müthiş bir şey ya. Çocukların değil mi? Normalde bir ağat gösterip korkması lazım. Sakin, ne de bilir sebebi. O da aday inşallah. Yani böyle anne babaların elinde yetişen çocuklara da insanın gıpta edesi geliyor. Ne güzel. Ve ne kadar yazık ki Allah'ı bilmeyen, dini bilmeyen, bu tür duygular takmayan insanların evlerinde de çocuklar yetişiyor. Namazı görmemişler. Sahuru görmemişler. Orucu görmemişler. Ne kadar yazık bu çocuklar. Bu okuduğumuz ayet-i kerimeler Bakara suresi. Kitabımızın hemen başında Allah-u Teala kitabını tanıtıyor. Müslümanları kafir münafığı tanıttıktan sonra hem mümin hem kafir hem münafığı bütün bir insanlar toptan hitap duyuluyor. Ya eyyuhennas, ey insanlar. Mümin, kafir, münafık. İnancı ne olursa olsun. Ey insanlar. Ubudu Rabbakum. Rabbinize ibadet ediniz. O buna layıktır. Rabb. Yaratan,
adım adım maddi manevi besleyen, büyüten, geliştiren ve her an onunla irtibat halinde olan. Çünkü bir an gaflet etse, insan bir an nefessiz kalsa işte öyle gider yani. اَلَّذِي خَلَقَكُمْ sizi yaratmış. وَالَّذِينَ مُيْقَفْلُكُمْ sizden evvelkileri de لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ bu ibadet sayesinde korunursunuz. Demek ki yapılan bu ibadetler, yani Cenab-ı Allah'a imanla beraber efendim, emirler ve yasaklarından kaçınma insana takvayı sunuyor. Takvaya götürüyor. Hedef o. Allah bizi yeryüzünde muttaki olalım diye yarattı. Muttaki insan Allah'ı bilir, Allah'ı sever. Allah-u Teala gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor, sevilmek istiyor. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُ حُبَّ لِلّٰهِ Müminler de Allah'ı her şeyden fazla sever. Her şeyden fazla sever. Bunu biliyor Allah-u Teala. Bu sevginin alameti de tercih etmemiz. Bunun dışında başka sevilen şeyler de vardır. Kur'an-ı Kerim'e yedikçe durumlar. İşte annedir, çocuktur, evlattır, eştir. Ağlı şekilde atlar, bugünkü tabirle modern yapar, arabalar, bağlar, bahçeler, ziraatlar, iktidar, hükmetme insanlara. Böyle sevgiler var. Allah ile bunlar karşı karşıya geldiği zaman bunda Allah tercih ediliyorsa işte iman vardır ve kâmil bir müminiz. Mümin orada belli olur. İmtihandayız. Kapının önünde 1.000 lira bulsam ne yaparsın demişler bizim eski müftümüz Hafız Ali Efendi'ye düşürmüş. O zaman belli olur paşam demiş. Müslümanlık böyle tercih zamanlarında belli olur. Allah'ı daha çok seviyorum demek, Allah'ı tercih ediyorum demektir. Cenab-ı Allah'ın sevgisine, rızasına ters bir şeyse karşıdaki neyse o, şan mıdır, şöhret midir, servet midir, ilim midir, sevgi midir, anlayalım babadan olsun. فَاِنْ جَاهَدَا قُمُوا Anneniz, babanız, kafir, sizinizle savaşıyor. Dininizden etme git. فَلَا تُطِعُوا قُمُوا Onlara itaat etme. Bunun karşılığında seni evlatlıktan atacaklar, sevmeyeceklerdir. Sevmesinler. Bak bir tercih meselesi. Allah'ı hep tercih et. Hani bir hadis-i şerif vardı ya, mümindeki, hangi müminde şu üç haslet olursa ذَاقَ تَعْمَا iman, imanı tadı tatmış olur. Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmek. Yani tercih etmek. Karşı karşıya geldiği zaman onu tercih et. Ya ben hem onu seviyorum hem de bunu seviyorum. Abur cubur karıştı gitti. Yok öyle şey. Buyur. O yalancılıktır. O idareciliktir. Bu maslahatı gütmektir. Kalbe Allah sevgisi girdi mi ötekilerin sevgisinin çıkması lazım. Birden çıkmaz. Amel. İşte mücadele burada. Bunun için savaşacak, bunun için gayret edecek, bunu başaracak inşallah bir gün. Bu bir mücahede, bu bir nefisle cihat, bu bir seyri suluktur. Birdenbire olmaz. Nefsimizde de öyle. Kim hasta olduğu zaman iğne yemek ister ki? Ama doktor bey vermişse gidecek, vururuz, tıpış tıpış ayağıyla gider. Hatta iğneden daha kötüsü var değil mi? Kesilip biçilir, ameliyat olur. Kim ister bunu normal şartlarda? Ama insan çaresinin olmadığını görünce razı olur. Aynen öyle. Nefis Allah'a isyan etmek ister başlangıçta. Sonra çok zevk alır başka da başlangıçta isyan etmek ister. Ama ona işte sen bu ameliyete mecbursun diyerek baskı yapıp istemese bile ibadet ettirmek. Böyle başlar sonra ondan tatlı olur inşallah. Onun için takvalı olmanın başka bir yolu yok. Takvalı olmak demek yeryüzünde insanca yaşamak demek. Hak hukuk. İnsan bir arada yaşadı mı değil mi? Temel insan hakları var. Can, mal, hırs, haysiyet, şeref. Bunların koruması lazım. Gücü yetene çökmemesi lazım. Bunlar ancak takvayla terbiye edilir. Sadece bu değil. Sadece yaratma değil. Sadece varlığı devam ettirecek nimetleri verme de değil. اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشًا Arzı, yeryüzünü size bir döşek gibi yarattı. Dönüyormuş. Haberimiz bile olmuyor. Öyle diyorlar. Herhalde öyleymiş. Hiç haberimiz oluyor mu dünyanın dönüşünden? وَسَّمَاءَ بِنَاءً Semayı bir bina üstümüze tavan gibi çekti. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Üstümüze gökten su indir. Şimdi çok karşılaştığımız için bunlar bizi ürpertmiyor. İlk defa karşılaşsak ne kadar garip bir şey. Gökyüzünden su inmesi. Su, o suya ne kadar muhtaçız. Onun için bir yazar yeryüzünde Melik'ten gelen uzaylı gibi
gezin dedi. Merih'ten uzaylı birisi gelse Maraş'a her bitirin, her bina, her ağaç tek tek kontrol eder. Ve her birisinden baktıkça hayran kalır. Bir gül bahçesine ya da bir şöyle bir bahçeye giren bir insan defalarca öyle girmişse gözü kapalı gider. Ama ilk defa girmişse her bir çiçeği ayrı ayrı inceler. İşte bu ilgiyi, bu merakı, bu zevki, bu şuuru, bu bilinci diri tutmak çok önemli. Hayatta insan sürekli zevk alır. Şu yağmur olmasaydı ne olurdu bir an düşünelim. Ve enzele mine semai ma'a sonra fe ahrece bihi mine semerati. O indirdiği yağmur vesilesiyle yeryüzünde sizler için meyveler, sebzeler, bitkiler bitirdi. Rızkan yapayım sizlere bir rızk olarak. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ Öyleyse Allah'a endaden denkler, benzerler, eşler koşmayın. وَاَمْتُ تَعْلَمُ Bunu biliyorsunuz. Allah'ın eşi, denge, benzeri de yok. Varsa çıksın yapsın. Bu ayet-i kerimelerin arkasından bir iki ayet ver, onları geçelim. Konudan bizi uzaklaştırabilir. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Peki böyle Allah'a ibadet eden insan karşılığı ne olacak Allah'tan? Beşir tefsir et, müjdele. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا iman eden yetmiyor tabi. Ve aynı zamanda amilu amel eden. Neyi? اَصَّالِحَاتِ Allah'ın istediği işte, Allah'ın istediği ölçülerde olursa salihat oluyor. Salih, işe yarar. Yoksa işe yaramaz. Biz dünyada da öyleyiz değil mi? Bir mal öteriz. Bu bir standart olması lazım. Standart dışı olursa bu mal atarlar, defolu mal derler. Yapılan işlerin de geçerli olması için Allah'ın emrine uygun olması lazım. Salihat öyle. Ennelehum cennat. Bunlar neyle müjdelenir? Onlar için cennetler vardır. Cennet kelimesi aslında gizlilikten geliyor. Mesela Türkçemizde cünun deriz. Mecnun, cünun. Aklın gizlenmesi. Arapçada cünne, kalkan demek. Arkasını insan gizlenerek kılıçtan kurtulur. Mesela yavruya cenin deriz hala değil mi? Gizlidir çünkü. Cünun bunun gibi. Cennet de bitki örtüsü o kadar yoğun ki tabanındaki toprak görüp diyor. Öylesine muazzam bir yeşillik. Tecrimin tahtiyel enhar zemininden de ırmaklar akar. Bu ırmakların açılımı Kıtal suresinde verilir. Saf su, şerbet ırmakları, fetehinde süzülmüş bal ırmakları, süt ırmakları, eli boyu gibi akar, istediğiniz yerden akar. Teferruatına girmeyelim. Nehirler. Küllemâ rüzigû minhâ onlardan her bir tattıkça min temeretin rizkan o meyvelerden bir rızk olarak her yediklerinde galu derler ki herrellezi rüzikna min kablu daha evvel biz bundan yemiştik. Bu daha evvel dünya da olabilir. Biraz evvel de yemiştik. Çünkü şekli şemaili birbirine benzer ama her defasında tadı lezzeti bambaşka. Böyle sürprizler var cennette. Allah'ın kullarına. O utubihi müteşabiha benzerleri verilmişti bize. Ve lehum fiha ezvacu mutahhara tertemiz eşler var orada onlara. Ve hum fiha halidun çıkmamak üzere ebediyen kalacaklar. Bir de kafirler var. Bu Cenab-ı Allah'ı tanımayan ya da ona istediği gibi kulluk etmiş. Kafir çeşit çeşit. Bizim çağımızda da daha da çeşitlendi. Allah çeşidini kaldırsın inşallah. Ne diyelim? Çok kez gelirsin ya. Adam Allah'ı tanırım diyor. Fakat benim tanıdığım Allah bilimsel olarak tanıdığım Allah'tır. Dedi bu. Ya güneş oraya koymuş diyor. Biraz daha yakın olsa yanardım diyor. Biraz uzak olsaydı donardım diyor. Oradaki bir fareler ısı veriyor diyor. Biraz daha az, biraz daha çok olsa. Bilgi üzerine bir yaratıcının varlığı da tabir ediyor. Ama o kadar. E niye yarar kardeşim bu? Hiçbir işe yaramaz değil. Ateiste göre, tanrı tanımaza göre azıcık bir güven verebilir ama mantık bu değil. Kimisi Allah'ı tanır, peygamberi tanımaz. Kimi peygamberi tanır, kitabını tanımaz. Kitabı, kimisi ahmak da kitabını tanır, Allah'ın kitabı değil, içindeki yazdığını tanımaz. Ne anladı ki? Hatta öyleler çıkar, çeşit çeşit kafir. Bu kitabın hepsini tanıyorum, 200 ayeti hariçtir. Bu 200 ayet
Ben dünyamı yönlendiriyor, ben onu kabul etmem. Yarattıysa yarattı diyor, karşılaştırma her şey. Gökte otursun, benim hayatıma karışmasın diyor. Hayatıma karışmasın diyor. Ben bildiğim gibi hayatımı yaşayayım diyor. Kulluk nerede? اَفَرَاَيْتَ مَنْ Gördün mü sen şu adamı ittihada edilmiş, ilahı bu, tanrısı ilahı edilmiş, hevahı, kendi hevası, kendi görüşünü, kendi felsefesini, kendi ilkesini, kendi ideolojisini, kendi yaşam tarzını ilan edilmiş, tanrı edilmiş. Değerli kardeşler, biraz sonra geleceğiz. Birisi de tanrı edilmek için ille de huzurunda secdeye gitmek şart değil. Kalben kabullenmek, iman etmek yeterli. İman, o da öyle bir tanrıya iman etmiş. Yeryüzünde çok tanrı var. İnsanlar tanrılaştırmışlar. Aslında o varlığın hiçbir özelliği yok. Onu siz ve taptıklarınız cehennem odunu diyor Allah Celle Celaluhu. Siz de o şeylere acıyorum ben taptıklarına. Ama inşallah onlar razı duymayacaklar. Tapılanlar, o taşlar, o yontulan ağaçlar kendileriyle beraber cehenneme atılacaklar. Belki onlar acı çekmeyecekler ama cehennem gibi bir yerde bulunmak bile hoş bir şey değil yani. Belki taş ve ağaçlar alevleriyle kendisine tapan o insanlara azap edecekler. Bu bir ibretlik olaydır. Ama insanlar geçmişler, dağda güzel bir taş görmüşler, getirmişler onu Beytullah'a koymuşlar. Lat, menat, uzat, 360 küsür Beytullah. Her evde ayrı bir put. Her köyün ayrı bir mağrur putu var. Her kasabanın, şehrin ayrı putu var. Her evde ayrı putlar var. Bir ya da daha fazla. Nedir bu ya? Yani bu put, bu putçuluk nedir? Hazreti İbrahim güzel bir şey yaptı ya onların. Kırdı, kırdı, baltayı büyüdü, bu oynastı. Sen mi? Diline dolayıp duruyordun bunu. Ne bileyim ben, sorsana diyor büyüğüne diyor. O bizimle konuşuyoruz diyorlar. Diyorlar. Ayet-i kerimeyi oradan okusak ama hoş olur ama zamanımız diyor. Siz Tanrınızın en büyüğü, gözünün önünde küçük tanrılar parçalamış birisi, baltayı boynuna atmış, kim yaptı diye sorup cevap vermez bize, konuşamaz diyorsunuz. Nasıl tanrı diyorum? Ne yararı var bunun size? Adam bir ara diye işlerine döndüler. Kendi vicdanlarında Hazreti İbrahim'in ne kadar haklı olduğunu gördüler. Fakat insanın zalim tarafı budur işte. Hakkı görmesine rağmen konuşturmayın diyor. Konuşturursa rezillikleri atıyor. Yapmayın. Böyle de bir mektup tarafımız var. Putlar, nefsin kendisi, dünya, şeytan, iktidarlar, bir kısım çağımızda ilkeler, ideolojiler, bunları kuran insanlar, yani ilkeler, ideolojiler, din yerine geçiyor. Cemil Meriç'in dediği gibi deli gömlekleri. Bunların sahipleri de Tanrı yerine koyuyor. Nedir ibadet? İbadeti parça parça kelimelerle görelim bir. İbadet, ihtiyari, yani insanın iradesine sunulmuş bir seçenek. Böyle bir iştir. Zorlamayla ibadet yan yana gelmez. İbadet gönüllü yapılacak, kendisi tercih edecek. Böylece karşılığını görebilecek. İhtiyari. İbadet normalde insanın nefsine zıt gelir. Pek istemez. Nefis ibadet önce istemez. Çünkü inne nefse le emmâratun bisû. İlk yaratılışta nefis, terbiye görmeyen nefis yani, emmaredir, Kur'an lisanıyla, yani kötülüğü emredilir. Sonra eğitim aldıkça gerçeği anlar ve ruha teslim olur. Böyle bir yorum vardır. İnsan bir çamur, bir de ruhtan mürekkep. Çamur, toprak. Heykelimizi dikti Cenab-ı Allah, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın heykelini dikti. Sonra ona ruhundan üfledi, meleklere de secdeye gidin dedi. Bu bir tazim, bu bir selamlama secdesi, ibadet secdesi değil tabi. Ondan sonraki çocuklar, Adem, sonra ondan da eşi yaratıldı diyor. Sonra işte bu nikah ile dünyanın insan
Çoğalması böyle oldu. Orada bir çamur var. O çamur toprakta olan işte bütün proteinle şu bu. Bir şey okumuştum ben. Nerede okuduğumu daha şu anda hatırlayamıyorum. Adem Aleyhisselam'ın çamurunun artığından hurma ağacı yaratıldı yani. Aramızda tıpçı kardeşlerimiz var. O izah ederler mi? İnşallah benim söyleyemediklerimi anlarlar. Yani vücudu protein, protein sayıyor ya, ihtiyacı olduğu gıdalar. O hurmada hepsi bir damar. Yani insan ekmek yese, yağ yemese, yağ yese bilmem öbürünü yemese, vücutta bir beslemede dengesizlik oluşur ama hurma yerse bu oluşmazmış. Nerede? İşte Ebu Zer Hazretleri'nin kıssasında var. Hurma yemi zemzem içmiş, daha da kilo aldım diyor mübarek zaten. Çamur kısmımızın beslenmesi gerekiyor arzı. Bir de bu bizi arza çekiyor. Ruhumuzu da Cenab-ı Allah yücel, ulviye çekiyor. Ondan kaynaklı, ondan gelen kaynak olarak. Ve nefaktu min ruhi. Ama hikmetle imtihan için yaratıldık ya. Ellezî kalebel mevte vel hayâfe liyebluvakum. Allah ölü diri, hayat ölü denemek için yarattı bizi. İmtihan için. Liyebluvakum. Eyyukum. Bakalım hangisi ahsen, daha güzeldir amele, amel bakımından, yaptığı iş bakımından. Bu güzelin ölçüsü nedir? İslam. Kur'an-ı Kerim öz itibariyle Allah-u Teala peygamberler aracılığıyla insanlara iletişim kuruyor. Her bir insan doğrudan Allah'tan haber alsa inkara mecalı mı kalır? Allah-u Teala insanlarla iletişimini insanların arasından özellikle. Neydi onlar? Peygamberlerin sıfatları var değil mi? Sırt, son derece dürüst, doğru, emin, güvenilir, fetanet, son derece zeki, ismet, hiç günah işlemez, masum. İnsanlardan seçer, ta ki insanlar buna güvensin. Ya sahtekarın teki, dün şöyleydi bugün, peygamberim diyor derler. Ama peygamberimize kimseyle söyleyemem. Söyleyemem. Ebu Cehil bile öyle diyor. Ya Muhammed yalan söylemez, anladığım orada şimdi. Adamın kabilesiyle atbaşı rekabetliyiz, yarışıyoruz. Onlar yemek yedirir, bize yediririz. Onlar mazluma sahip çıkar, iyilik için bize çıkarır. Ama sonra da adam bize gökten haber getiren bir peygamber var bizde, bizim kabilede. Diye bize üstünlük taslarlarsa, bizde yok ki. Nasıl buna rekabet ederiz? En iyisi kabul etmeyiz. Kabul etmiyor. Çok enteresandır yani. Ve bunlar gece gizli gizli gider Kur'an dinlerler. Aleme Kur'an'ı yasaklarlar, kendileri gizli gizli Kur'an dinlerler. Hazreti Ömer Efendimiz'in Müslüman olmasında iki olay anlatılır. Birisi çok maruftur. İşte öldürmeye giderken rastladığı olay. Ama bir tanesi daha var. Bir gece uykum kaçtı diyor. Hayat-ı Sahabe'de kan derler bir bunu birkaç rivayetini birden alıyor. Uykum karşı diyor, Mekke'ye gittim, kimseyi bulamadım, dışlık getirecek diyor. Geldim de diyor, falan yedim, bitti, şarap alayım, içim dedim diyor. O da kapalıymış, onu da bulamadım. Ne yaptı diyeceğimi şaşırttım diyor. Beytullah'a geldi. Beytullah toplantı yeri orada. Laf kalabalık şey orada. Baktım diyor, Muhammed geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ah dedim diyor, şimdi namaza durur. Kaçak geçek Kur'an dinliyoruz diye canımıza sinmiyor. Bu doya doya Kur'an okur. Ben de şunu doya doya, kimse beni rahatsız etmeden bir Kur'an dinleyeyim diyor. Peygamberimiz öyle bir yere dururdu ki, durduğu yer hem Beytullah önüne alır hem de Kudüs. Kudüs kıble o zaman. Peygamberimiz de Mekke'nin de kıble olmasını sever. Öyle bir yere dururdu ki ikisi birden kıble olurdu. Tam arka tarafından, perdenin arkasından, Kabe'nin örtüsünden giriyor. Sessizce kımıldamadan Peygamberimizin önüne kadar geliyor. Ve Peygamberimizin ayakta uzun uzun gece kıldığı teheccüd namazındaki ayetleri dinleye Ömer orada hamur gibi yumuşuyor. Ve orada karar veriyor Müslüman olmaya. Yani Müslüman olmasında böyle bir rivayet daha var. Kur'an. Bunlar böyle insanlardır. Ama işte bile bile hakkı. Zaten kafirin şey özelliği bu değil mi? Kafir örten kelime anlamıyla. Onun için bu sırada çiftçiye kafir derlermiş. Tohumu topraktan örttüğü için. Hakkı bile bile örtüyor. Yoksa Cenab-ı Allah'ın varlığını nasıl insan inkar eder? Onun büyüklüğünü nasıl inkar eder?
Demek ki ibadet önce insan nefsine biraz ters geliyor, zıt geliyor, istemiyor. Namaz kılmıyor lan. Namaz kılmaktan zor bir şey yok. Şimdi siz gayet rahat rahat namaz gidiyorsunuz ama namaz kılmıyor adam, taşlar kılmaktan zor derler. Ben şimdi gençliğimi hatırladım. Kapıyı kilitlerdi biz yatılı okuduk. Öğretmenlerimiz hadi teravih namazı ödüllerdi. Bunu bildiği için bizim namaz kılmayan bazı arkadaşlarımız öğretmen gelmeden önce tuvalete gider, tuvalet içinde girersin. Millet teravihten çıkana kadar tuvalette bekler. Arkadaşımız gülerdik yani. Ya arkadaş, istersen git bir hafta da yatsıyı gör, arkada otur ya, teravihi niye girmiyorsun diye en arkada kimse seni belki görmez de. Bu tuvalet nasıl bekliyorsun bu kadar saat? Öyle zor. Nefsin arzularına zıt. Niyet de gerçekleşir çünkü niyetsiz olmaz. Yani bütün ibadetler niyet. İbadetler iki kısımdır. Bir kısmı Allah'ın açıktan ibadet diye niteliklerdir. Namaz, oruç gibi. Bunlarda niyet şart. Ama bir kısmı da mesela fakir fukaraya sadaka verirsin. Zekat değil sadaka. Her sadaka verirsinler Rabbim senin rızan için sadaka verin diye niyet etmesen bile o niyet yerine geçer. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim okuması bir ibadettir. Yani açarsın, Mustafa okursun. Ben şimdi Mustafa okumaya Allah için niyet ettim demene de gerek yok. Zaten o bir güzel ibadettir. Bir, yani Cenab-ı Allah'a yaklaştıran bir şeydir. Manevi, takarruf, gurbet diyoruz. Bunların detayları var. Mesela Elmalı tefsirini öyle açtığımız zaman işte gurbet nedir, ibadet nedir, taat nedir, birbirinden farkı nedir? Biz de ondan acizane alarak inançta arınma kitabımıza onları toplamıştık, ibadet nedir gibi. Bunların detayları var ama çok da önemli değil. İbadetlerde, esas ibadetlerde niyet şarttır. Bir kısım manevi Cenab-ı Allah'a yaklaşma sevap kapılarında değil. Mesela Müslümana selam vermek de bir nevi ibadettir. Ama niyet istemez. İbadetler bilinçli bir şekilde yapılmalı. Yani ibadet yaptığının farkında olmalı. Allah'a yakınlık ve emrine itaat, aziz şeriatına itaat amacıyla yapılır. Maksat Allah'ın rızasını amaçlamaktır. Ondan başka bir amaç şirk olur. Başka amaç nasıl olur? Olur olur. Adam namaz kılar ama bir başkasının gönlünü kazanmak için. Bir Müslümanın itibadını kazanmak için. İşte kızına taliptir. Gider kayınbabasının arkasında namazı fiyatlar, adam sağına baksa onu görüyor. Öbür namazda soluna baksa onu görüyor. Sonra da kızına talip oluyor. Bu mu bizde? Yani bunlar yaşanmış bir insan. İşi bittikten sonra da namazı terk ediyor. Hain adam. Allah hainleri sevmez. Veya adam şirket ortaklığı yapacak. Adamın kunduncudur, bilgiyor. Şöyle şöyle bir adam. Bunun seveceği sözleri söylüyor. Buna yakın davranıyor. Veya kendisini dindar göstererek işte daha fazla mesela tüccarsa, market sahibiyse benden alışveriş yapsınlar diyor. Bir sürü şey var. Efendim, çok meşhurdur değil mi? Bir ikindi namazını 5 yılda kıldın derlerdi zamanında. Niye böyle söylüyorlar bu adama? İşte güya o adam bunlardan rey alacak. Demek ki kimileri bunu rey almak için yapabiliyormuş. Yani oluyor maalesef. Biz bunlara ne diyoruz? Allah rızasının dışında başka bir şeyi amaçladıkları için birbirine riya diyoruz. Riya bir nevi şirk. Şirki asgar, küçük şirktir. Allah'tan başkasını Allah'a ortak koşmak büyük şirk. Müşrik. Allah'a inanıyor, bir de yanına birisini koyuyor. Tevhid, ilahın taaddüdünden sakınmak, korunmak. Birden fazla taaddüd, adedin çoğaltılması şirk. Tevhid, ilahı teklemek, bir demek. Kul huvallahu ahad. De ki Allah tektir. İslamiyet'in özü bu. Bu bakımdan normalde insanlar yeni başladıklarında ibadet yapmak istemez, serbestlik isterler, özgürlük isterler. Sebediyzaman Hazretleri buna güzel sözlerin girişinde bir misal veriyor. İki asker, birisi disiplinsiz,
efendim silah taşımak bana ağır geliyor diyor, silahı atmış, vazifeye göndermişler, silah taşımıyor, böyle taşımıyor. Niye? Ya kim taşır bu kadar ağırlığı? Öbürü de disiplinli bir asker, askerliğin görevini yapıyor, yola çıkıyor. Yolda ne olacak? Birisi başarılıdır, birisi eşkıyaların elinde, teröristlerin elinde, suçluların elinde, mafyanın elinde mahvolur gider yani. Azıcık bir şey vardır ama hakikaten değil mi? Allah tez günde Irak'ta kardeşlerimizi o zalimlerin yerinde kurtarsın. Haberlerde Amerikan askerlerini görüyoruz. Sırtlarında koca bir çuval. Yani takip böyle sırt çantası. Efendim ellerinde ağır ağır silahlar, mermiler üstlerinde giderken Allah bilir kaç kiloyla beraber gidiyorlar. Ama o asker diyemez ki ben bu kadar yükü niye sırtımda taşıyorum ya atım gidip diyemez. Neden? Çünkü askerlik ancak onunla olur. Demek ki askere o sırtındaki yük, silah yük değildir. Onu koruyandır. Onu başarılı kılandır. Onun için bir mümin bu silaha alışmalı, ibadet silahına. O silah kendisini dünya hayatında zafere götürecek, mutluluğa götürecek olandır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebuk'a doğru gidiyor. Arkasına da Muaz bin Cebel bindirmiş. Devlet başkanı bindiği binin arkasında da birisini bindirmiş. Tabi o zaman şey yok, Bizans İmparatorluğu'na karşı yürüyor bunlar. Değerli süperdir. Yani şimdi Türkiye'nin Amerika'yla savaşması gibi bir şey. Üstelik Peygamberimiz her seferi gizlerdi, bunu gizlemedi. Çünkü hazırlık yapması lazım. Müslümanlar da o sene elleri dar vardı. Geçmişte kıtlık vardı. Yeni mahsul da henüz oluşmamıştı. Bir kısmı mahsulü bırakıp nasıl gideriz diyordu. Bir kısmı efendim çöl, cehennem gibi sıcak diyordu. Bunların hepsine Tevbe suresinde Cenab-ı Allah cevap veriyor. Bu sıcakta diyenlere o nar cehennemi eşeddü harra cehennemi ateşi daha sıcak. Bir kısım serseriler de vardı, münafıklar Peygamber Efendimiz'e dalga geçercesine mazeretler ileri sürüyorlardı. Şöyle şöyle diye cemaatimiz münasebetiyle onu açıkça söyleyemiyorum. Ne fitneler kazan, yani içten bozmak için Müslümanların ne fitneler çeviriyorlardı. Müslümanların kimisi etek dolusu para getiriyor, bin deveyi Hazreti Osman gibi değil mi kuşatıyor, riyakar adamlara bak diyorlardı. Fakir Müslüman gidiyor, Yahudi'de bir gün çalışıyor, iki avuç kurma kazanmış, ya Resulallah şunu orduya hediyedir, bunu derdeki çocuklarıma götürüyor diyor. Sanki Allah senin bu bir avucuna muhtaç, gösterisiye bak. Herkese cülüt atıyor. Şu münafık, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi, efendim Ali İmran'da, Nisa'da, Tevbe'de ve müstakil olarak da Münafık'ın Suresi'nde işlenir. Bu konu az işlenir. Bu konuyla ilgili kitaplar da az. Ben bilerek 3 tane kitap var. Benim bildiğim Türkçe'de belki daha çoktur da benim cahilliğime sayılır. Birisi Sadık Kılıçbiri, birisini Diyanet yayınladı Ahmet soyadını hatırlıyorum. Çorum'da ilahiyatçıydı. Bir Hikmet Yar'ın nifakla alakalı bir kitabı vardı. Bu konuda az kitaplar yayınlanıyor. Oysa çağımızda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye o kadar münafık var ki bizi içimizden yıkmak isteyen. Bunları tanımamız lazım. Münafığın kişi olarak belki özelliğini bilemeyiz kalbinde. O peygambere mahsus. Allah'ın vergisi bir bilgi. Ama sıfatlarını vasıflarını, özelliklerini tanıyarak şerlerinden kurtulabiliriz. Böyle bir sefer yeteri kadar deve zaten yok. Çok insanlar hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ya Resulallah içimiz yanıyor, seninle savaşmak istiyoruz. Ama bineğimiz yok, silahımız yok. Bizi donat yok diyordu Peygamberimiz. Adamlar ağlayarak dönüyorlardı. Kur'an bunları anlatıyordu. Ne yiğit insan. Arkasına Muaz bin Cebel almış. Ya Muaz, anam babam sana korkma. Buyur ya Resulallah. Bir şey demedi Peygamberimiz. Bir müddet daha gittiler. Ya Muaz, anam babam sana korkma. Buyur ya Resulallah. Müthiş bir öğretmen Peygamberimiz. Müthiş bir tebliğ.
Ene bu'istu muallimen. Ben öğretmen olarak gönderildim. Müthiş bir öğretmen. İlgi çekti, motivasyon diyorlar ya şimdi değildim ben. Acaba peygamber ne diyecek? Sürekli o azimde. Üç kere diyor. Adam bunu unutur mu artık bu bilgiyi? Böyle almış genç bir insan. Sonunda üçüncüsünde diyor ki ya Muaz, etedri ma hakkullah alel ibad. Kullar üzerinde Allah'ın hakkı nedir bilir misin? Ben dedim ki Allah ve Resulü ve alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bunların böyle bir sözü vardı. Böyle bir şey karşısında hemen önü atılmazlar. Böyle söylerler. Diyor ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem en ta'buduhu ve la tuşriku bihi şeyen. En ta'budu kulların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Evin esas. Sonra ya Muaz tekrarlanıyor olay. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Estağfurullah. Ma hakkul ibade alallah idahum fa'alu zelik. Ma hakkul ibad. Kulların hakkı nedir? Alallah. Allah üstünde. İzahum fa'alu zelik. Eğer onlar bunu yaparsa, Allah'a ibadet eder, Allah'a ortak koşmazlarsa Allah'ın hakkı kullarda gerçekleşti. Peki kullar böyle yaparsa Allah da hakkı verir. Ne güzel bir ifade. Aslında kulun Allah'ta ne hakkı olur değil mi? Ama yani karşılığında Cenab-ı Allah ne verir? Allah ve Resulü amin diyor. Tabi mübarek zat. Kultu Allahu ve Resuluhu alem kâle la yu'adzibuhum. Onlara hiç azap etmemesi. Ahmet bin Hanbel Müstedinde bunu rivayet etmiş. 5. cilt 238. sayfada Müstedin Ahmet bin Hanbel'in Müstedi yaklaşık 40 bin hadisi şerifi içeren muhteşem hadis kitaplarımızdan bir tanesi. Elhamdülillah Türkçe bize tercüme ve kısa açıklamalarla başladı. İnşallah biter. Buradan da anlaşılıyoruz ki dinimiz esas şeyi budur. Allah'ın bizi yaratmaktan amacı ve bize sorumluluk ona ibadet etmek. İbadetsiz kim olmaz? Kul ibadet edecek. Karşılığında da Allah ona azap etmeyecek. Zaten Allah Celle Celaluhu kulları sevmek için yarattı. Cenneti hazırladı onlara. Hiç o kullarının cehenneme gitmesini de arzu etmez. Açık açık Zümer suresinde Allah küfre razı olmaz mı? Ama kul illa da oraya gitmek isterse imtihan ya. Önünü açar. Ve Allah onu da yaratır. İnsan yaratamaz. İnsan bir şeye yönelir, onu elde etmek için çabalar, neticeyi onun istediği gibi yaratmak da Allah'a aittir. Ama Allah bundan razı değil. Keşke küfre düşmeseydi ve cehenneme gitmeseydi. Bunun için Allah Celle Celaluhu peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Ve o peygamberler böyle eziyetler çekiyor. Ebu Bekir Efendimiz'in bir sözü var o eziyetler karşısında. Şaşırtmış, aklı başından gitmiş. Ne kadar halimsin ya Rabbi diyor. Hilim, gücü kuvveti olduğu halde kendisine karşı suç işleyeni cezalandırmaya affetmiyor. Yani aklı duruyor. Ne kadar halimsin. Ne kadar halimsin. Hazreti Nuh şu anda aklıma geldi. 950 sene tufandan evvel yaşamış. Rakamı Kur'an veriyor. Onun için inkar edemeyiz. Tufandan sonra da bir müddet daha yaşamış. Kitaplara bakarsak bin küsur hayatı var. Yani tufandan evvel bunun peygamberlik hadi diyelim ki mesela Efendimiz gibi 40 yaşında geldi. 900 sene insanları dine davet ediyor. 900 küsür sene insanlar onu reddediyor. Ona hakaret ediyorlar. Kur'an'da sayıyor o hakaretler. Ve Allah 900 sene bu peygamberini bu affıyor yani. Darı değmez dedi bizim Türkçemizde bir söz var. O helak olacak. Darı değmezlere konuşturtturuyor. Niye? Ya insan şaşırıyor. Bu
bu insanları ne kadar çok seviyorsun ya Rabbi. Bu peygamber, yaşlı, başlı, hatta bazı ileri gittiklerinde tefsir kitaplarında böyle şeyler, anekdotlar var. Nereden o bilgilere ulaştılar onu da bilemiyoruz ama yani şey yok, mahsur olmadığı için, tersine bir şey olmadığı için zikretmekte de belki bir beis yok. Eziyette ileri gidenlere diyorlar ki, ya o kadar da etmeyin, babalarımızdan bize kalmış bir bunak ihtiyar diyorlar. Herkesin yaşı o kadar uzun değil. Yani babalarımızdan, onların emsali, yaşlı başlı bir insan, o kadar da ileri gitmeyin diyorlar, kafirler birbirlerine. Ne kadar daha? Yani Allah insanı böyle seviyor ve istiyor ki küfre düşmesin. O büyük peygamberi bunların ayağına göndererek anlattırıyor da anlattırıyor. Peygamber Efendimiz'in Taif dönüşündeki o perişanlık halindeki sözlerini, sen benden razıysan Allah'ım beni çaldırmam bu eziyetlere. Yeter ki sen beni terk etme diyor. Ya o sevdiğim dediğin yerleri gökleri yüzü suyunu yarattığın insan yürüyemiyor, takatı kesiliyor. Şehirden dışarı çıkarken oturmak zorunda hissediyor. Ayrıca oturduğu zaman gelip sırtını devirip de vuruyor da kalk gibi gitti. Bu nedir ya? Elhamdülillah biz böyle muamelelere maruz kalmadık. Kimse bizim sırtımıza derdikle din için vurmadı. Kimse din için bizim yüzümüze tükürmedi. Bize küfretmedi. Biz böyle şeyleri görmedik. Fakat bu büyük peygamberler bu işleri görüyorlar. Ve devam ediyorlar bu insanlara. O insanlara din anlatmaya devam ediyorlar. Allah emrediyor. Git tekrar bunu. Burada ne çıkıyor? Allah'ın kulunun esirgemesi çıkıyor. Aman düşmesinler küfre. İçlerinde bir istek, bir irade olursun, kendileri hidayete yönelsin. Yoksa Cenab-ı Allah dileseydi, hadi herkes Müslüman olsun, herkes Müslüman olur. Bu bir imtihan olduğu için Allah-u Teala icbar etmez. Onun için kul Allah'a ortak koşmayacak ve ibadet edecek. Peki mağbut, mağbut nedir? İşte burada çok enteresan bir şey devreye giriyor bu. Elbala Hamdi yazdığı muhteşem bir cümlesi var tefsirinde. Mabud, yani kendisine ibadet edilen ilah kandı, son derece sevilen ve kendisine itaat edilen dedi. Mabud, 2.3'te, son derece sevilen ve kendisine itaat edilen. Bir insanın son derece sevdiği, başkalarına tercih ettiği ve emrine itaat ettiği kimse o onun mabududur. Eğer bizim son derece sevdiğimiz ve kendisine itaat ettiğimiz, kendisinin emrinin zıttına bir emir verdiği zaman kim olursa olsun elimizin tersiyle ittiğimiz kim ise o bizim Tanrımızdır. Bu Allah'sa Allah'tır. Bu bir parti lideri ise parti lideridir. Bu bir ideolojinin davanın lideri ise öyledir. Bu babamsa babamdır. Bu nefsimse nefsim. Eğer benim nefsim Cenab-ı Allah'ın verdiği emrinin zıttına isteksiz ve onu reddediyorsa reddederek kendi emrine itaat ediyorsa nefsini tanrı edinmiştir. اَفَرَائِتَ مَنْ gördün mü adamı ittekaze edindi, ilahahu ilahe edindi, evahu kendi havası. Kendi havasını, kendi görüşünü, kendi işte artık ne diyelim yani arzularını, şehvetlerini, tanrı edileni gördün mü diyor. Çok enteresan bir nokta. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali komutasında Tay kabilesine bir süvari birliği göndermişti Seniyye. Savaştılar, galip geldiler, esir aldılar. Bu esirlerden bir tanesi de kralın kız kardeşi. O zaman kral da Adi bin Hatem, meşhur Hatem-i Tayi var Araplarla. Şöhreti dillere destan. Bunun oğlu. Tabi kral kızı ve kral kardeşi konuşmasını bilen, davranmasını bilen cesur bir kadın peygamberimizin karşısına çıkıyor. Ben bir falan kızı falan mı diyor. Kendisini tanıtıyor. Ve peygamberimiz de tabi bir kavmin büyüğü size gelirse ikram edin de. Güzel bir davranış. Çok hoş bir siyaset.
Ona ikrar ediyor. Bunun üzerine bir mektup yazıyor abisine. Müslümanlar iyi insanlar. Peygamber müthiş bir insan. Gel bunları tanı diyor abisine. Yeryüzünde kaçak dolaşacağına gel. Adam tabii kaçak. Canlı kurtarmış. Atlayıp geliyor. Boğazında bir kaç. Peygamberimizi dinliyor. Mescide bakıyor. Adamlara bakıyor. Tavırlara bakıyor. Şartlara bakıyor. Din gibi adam. Peygamberimiz de onun böyle etrafı sürdüğünü, kolaçan ettiğini farkındayım. Bu olayı Asım Köksal geliş olarak inceler, oradan bir okuyalım inşallah. Şimdi biz özetine geçelim, eve geliyor. Tabi Peygamberimiz bakıyor yani etraf, fakir, fukara, Müslümanlar böyle şöhretli gösterişli insanlar değil. Yani acaba biz buraya gitsek bir ekmek yemeyiz, bir saltanat düşer mi? Nasıl insanlar? İnsanlar bunları değerlendirir ya. Yani. Bir dünya gözüyle değerlendirdiğini farkında. Peygamberimiz ona bazı şeyler söylüyor. O da gözlerin faldası gibi ileriye dönüp fütuhattan bahsediyor Peygamberimiz. Bu aslında boğazında haç var. At otup tutuyor Peygamberimiz. Kırmıyor, atıyor futu. Çıkarıyor, koyuyor böyle. Orada Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir ayet-i kerim okuyor. Tevbe suresi 31. ayet. Hepimizin bildiği meşhur bir ayet. İttekadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Kendisi Hristiyan, o Hristiyanlar ve Yahudiler ittihazı edindiler. Ahbarahum ve ruhlarahum kendi bilginlerini. Tabi o zaman bilgin deyince daha çok hukuk başta geliyor. Biz alim diyoruz. Şimdi eskiden bizim alim ve hukukçular arasında fark yoktu. Şimdi ülkeye batı hukuku girince İslam alimleri tamamen devreden işe çıktı. Hiç işe yaramaz adamlardı memleket. Hiçbir işe yaramazlar. Eğer Müslümanların camisi mamisi olmasa imamlık filan devletinde de hiçbir vazifeli vermezdi. Ne bu müşkülü karnı çeken ne bu imamların karnı çeken. Sosyal hayatta din bilginde hiçbir iş yoktur. Onun için sosyal hayatta değerleri de yoktur. Ama bir yargıcı değil, bir hakimin, bir savcının, bir valinin, bir emniyet müdürünün, bir kadının bir değeri var. Neden? Devlet adamı, maaşı doğru, makamı var. Eskiden bütün bunların hepsi İslam alimlerdi. Eskiden böyle toplumun en değerli insanları, başbakanların önünde giderdi, sadrazamların önünde Şeyh İslam. Padişah'tan sonra ikinci insan olduğu hep tarihte görülür. Bu laiklik neticesinde din adamlarının hepsi sıfıra çıktı, hiçbir saygınlığı kalmadı. Müderrisler davetildi. El malı Muhammed Hamdi Yazır, o muhteşem hak dini, Kur'an dini, tefsirini yazan adam, memurluktan atıldı, işsiz kaldı. Profesördü bunlar. Adını burada söylersem yanlış anlaşılır ki iş adamları ayda 100 lira maaş bağladı bunlara. Sen bunlara nasıl maaş bağlarsın? Biz işten atıyoruz diye adamı ölümle tehdit ettiler. Balkanlarda uzun bir müddet o adam yaşadı da gelemedi buraya. Evlatları hala o sanayi devam ettiriyor. Müslümanlar o yardımı devam ettiriyorlar ama babaları kaçak kesti. Ali Ulu Kurucu hatırasında yazıyor bunlar. 3 cilde çıktı, 4. cilde çıkmadı mübarek. Heyecanla bekliyoruz. Aman o kitabı herkes okuttur. Ali Ulu Kurucu'nun hatırası Cumhuriyet tarihini, Türkiye'yi, Mısır'ı, İslam dünyasını tarafından müthiş bir eser. Öyle. Neden bahsediyorduk? Adi bin Hatem. İttehazım, ahbarahım ve ruhbanahım, erbabım indirillah. Bir dakika dedim, ya Resulallah biz alimlerimizi, hukukçularımızı, din alimleri de hukukçular aynı olsalar. İşte şimdi böyle konuşmak zorunda kaldık bu sistemde. Biz alimlerimizi rahmet edilmedik. Ama ayet öyle söylüyor. İttekazu ahbarahum ve rabbanahum erbaben Rabler edindiler bin dünya. Diyor ki, hadi sen Rabb'ın ne demek olduğunu anlamıyorsun. İtirazın oradan. Mabud, Rab ne demek olduğunu bir anlasa bu dilden şirkten kurtulur. Anlamadığı için devam ettiriyor. Söyler misin bana dedi. Sizin elinizde bir kitap vardı. Mesela sen ne istiyorsun? Evet de birinci var. Evet. Bu İncil Allah'ın kitabı. İçerisinde emir ve yasaklar var. Evet. Sizin alimleriniz
Elinizdeki kitabın emirlerinin zıttına, tersine emir verdikleri zaman kabul eder miydiniz? Evet. Bu onlara Rab diye tatmaktır işte. Secdeye gitmek şart değil huzurunda, Allah-u Ekber diye. Mümin kalabilmek için bu şart. Bu kitap Allah'ın kitabı, bu değişmez. Hristiyan da Yahudi de Nur Maide suresinde peş peşe ayetler gelmiş. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlara kitabı tanıtılıyorlar. Sonra da onu tanımayanlara وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Zalimi fasık. Allah'ın indirdikleri bu ayetle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisi zalimlerin fasık. Hepsi de aynı zaten. Kafir aynı zamanda zalim ve fasık. Öyle değil midir? Ben şimdi size söyleyeyim. Elinizde bir kitap var. Kur'an-ı Kerim. Bu kitabın içerisinde zina haramdır, değil mi? Daha takla bu zina diyorlar. Zinaya yaklaşmayın. Yapmayın değil. Yaklaşmayın değil. Atmosferde girme. Açıklıkla, seçiklikle, konuşmakla, duymakla atmosferine bile girmeyin. Çünkü mıknatıs gibi çeker. La sakramur zina. Zinaya yaklaşmayın. Sizin ceza kanunu zina suç değildir. Sizin değil mi? Hangisi sizin kalbinizde geçerli? Hangi kanun neyi söylerse söylesin, ben kitaba inanıyorum, bana göre zina suçtur ve ayıptır ve çirkindir. Kötüdür, ne desiniz değil yani. Bu kadar basit. Bu kanunla bizi kendilerine iman ettiğine zorlayamaz. O öyle demiş. Diye nasıl demiş? Kendi problemi. Şimdi onu konuşmuyor. Bana gelince zina suçtur artık. Ben böyle inanıyorum. Birisi gelir zinaha dayarsa bakarım iş ciddi ise tamam zina suç değil dedim ona dilimden. Ama kalbim bağırıyor zina suçtur diye. Dinde bu var. Ölüm korkusu karşısında dilinle küfre düşmeyecek sözü söyleme ruhsatı, izni var. Ama benim kalbime hiç kimse Kur'an'ın zıttına bir inancı kabullendiremez. Eğer ben bunu söylesem dilden kendiliğinden çıkmışım. O adi sen anlamıyorsun Rabbim. Elinizde Allah'ın kitabı icra var. Bunun emrine, zıttına emir veriyorlar ya da bir yasağı kaldırıyor diye de başka bir emir koyuyorlar. Kabul ediyor muydunuz? Ediyorduk. İşte bunları Rab diye tapmak da diyor. Sen ayetin nesini inkar ediyorsun? Yani anlamıyorsun bundan itibaren. Onun için Rab çok önemli, kul çok önemli bu iki ilişki. Eğer biz bunları bilmezsek Allah'tan başkası bu insan olur, şeytan olur, tağut olur, nefsimiz olur. Allah diye farkında olmadan tapma durumuna düşeriz. Gerçekleri anlayınca eyvah deriz ama ya gerçekleri anlamadan böyle ölüverirsek? Bazı kardeşlerimiz var. Elinde tesbih, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tesbih çeken ama aslında farkında olmadan kafir olabileceği insanlar derler. Bunları kastediyorlar. Biz de onları tam anlamadığımız için bazen itiraz ederiz. Kitaplarda yazılı bazı evliyaullahın keşfen ölenlerin bilmem şu kadar değil mi? Yazıyor işte. Dinsiz gidiyor. Adam Müslüman zannediyor kendisini. Fakat yaptığı iş, söylediği söz imanı çoktan almış götürmüş. Bu aslında çok tehlikeli bir durum. Onun için bu işlerin içerisinde olan bir kardeşimiz olarak düşmesin gençler diye inançta arınma, inançta kirlenme. Nasıl olursa inanç kirlenir, yok olur gider. Kitapları azizlerine yazmaya gayret ettik. Esas dertler bunlar yani. İmanı kurtarmak. Bu asırda en büyük mesele imanı kurtarmak. Yani yangın, alev her tarafı sarmış. Farkında değiller insanlar. Müslümanlıktan çıktığını, imansız olduğunu farkında değil. Onun ötesinde efendim işte puta tapar. Bu sabah artık puta tapar insan çıkmaz ya. Yani. Şeytan bundan umudunu kesmiştir. Ama bizim kitaplarımızda gördüğümüz o putlardan başka kitaplarda yazmayan putlar koyuyorlar. Ve Sezai Kayar Koç, ey ulu hocalar bunu bize anlatmadınız bir şey. Eski hocaların da bilmediğini yeni putlar koyuyorlar.
O bakımdan bizim amacımız bu dünyayı Allah'ı tanıyarak, gönül ona kulluk yaparak geçirmek içindir. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسِنَ لَهُ Dini, yani yaşama biçimini, hayat tarzını Allah'a ayarlayarak ihlas, içtenlikle, samimiyetle Allah'a ibadet etme. Bu bizden isteniyor. وَمَا اُمِرُوا Başka bir emir yok. İlla ancak bu var. Nedir? O da Allah'a ibadet oluna, din ona halis. Din, arkadaşlar din bir hayat tarzı, yaşama biçimidir. Sık sık diyorlar ya, benim yaşama biçimime karışamazsın. İşte o yaşama biçimi çok önemlidir. Demokrasi, bütün bu inançlara özgürlük tanıyan bir sistemdir. Sana da, ona da, hayra da, şerre de, küfre de iman et. Bu bize çok yabancı gibi geliyor. Konuşulabilir. Demokrasinin alacağımız yerler olabilir. Seçim. İslam bir devlet şekli, biçimi icbar etmemiş insanlara. Seçim, sandık bunlar boş. Ama anlayış, bunu çok tehdit ederiz. İnsan hakları, temel insan hakları, demokrasi ne diyor? Bireyler özgürdür. Onların inanç ve yaşama biçimlerine kimse karışamaz. Kişisel tercihidir. Ah buyurun, eşcinsellik kişisel bir tercihtir, değil mi? Kıyamazsın diyor bana, Müslüman olarak. İstanbul'da bunlara çarşı pazarda kulüplerini bastılar. Devlet gitti ve onları cezalandırdı. Yapmayın. Bir daha basarlarsa hepsini tutuklandılar ya. Yani. Onlar da öyle varlık insanlardı. Karışamazsın dedi. Ben bunu kabul edecek miyim şimdi? Karışamamam ayrı bir şey, sevemem, kabullenemem bunu. Zinayı, eşcinselliği, içkiyi, adam diyor ben bireysel yaşam tarzımdır diyor. Ben bunu sevmem, ben bunu beğenmem, ben bunu çirkin görüyorum. Ama elimle değiştirecek gücüm yoksa, kavga çıkartmamak için, fitne çıkartmamak için elimi kullanmam, dilimi kullanırım. Konuşurum, yazarım, benim inancım budur derim. Onlar da diyorlar ki, tamam kardeşim, konuş, yaz. Ama bir başkasına hakaret olmayacak, bir başkasının haklarını ihlal etmeyecek. Düşünce özgürlüğü. Yaz diyorlar, konuş diyorlar ama hakaret etmeden. Şimdilik burada anlaşabiliriz. Ne diyor Peygamberimiz? Sizden biriniz bir kötülük görürse eliyle düzelsin. Sonra bakmışlar ki eliyle düzelt ve kavga etse bu devletin işi demiş. Devletin kolluk kuvveti var, gider halledir. Artık şurada bir ilişki dükkanı gidin ben bassaydım. Bu zarar getirdi bize. Bunu yapmıyoruz. Dilimizle söylüyoruz. Dille söylerken de zaman, zemin, şahsa göre konuşuldu. Yani kim insanı alttan alırsın, kim insana birkaç defa söylenirsin gerekirse tehdit böyle konuşursun. Efendim zaman ve zemine göre usluba ayarlamak o ayrı bir konudur yani. O da emri bil maruf nehyen münker. Ha bunu da yapamadığın gün olur. Beyinler yasak değil. Buna bile, dille söylemeye bile gücün yetmiyorsa tabi kalbi. Kalbiyle buz edersin. Surat asarsın. Soğuk davranırsın. İlişkiyi kesersin. Adam düşünür, ya bu adam bana niye soğuk davranıyor? Demokrasilerde kamuoyu araştırmaları çok önemlidir. Çünkü her şey oradan başlıyor, bitiyor. Adam iktidar alacaksa sana eyvallah'a var yani. Kamuoyu araştırıyor. Beni niye sevmiyor? Gidiyor onunla, o problemi çözüyor adam. Bugün marketler bile kamuoyu araştırması yapıyor değil mi? Müşterim hangi malı, nasıl istiyor, nasıl bir hizmet sunayım? Yani herkes kamuoyu araştırmasında. Şimdi sen adama surat astın da mı? Haklı olarak, İsmet Özel'in dediği gibi değil mi? Surat asmak hakkımız diyor. Haklı olarak adam geliyor sana, arkadaş, onun için surat astın. Suçun ne? Ondan vazgeçeyim diyor. Bu hakkını kullan kardeşim. Kamuoyu baskısı çok önemlidir. Mahalle baskısı diyorlar. Doğrudur. Ve elhak çok önemlidir mahalle baskısı. Herkes yapar, biz de yaparız. Kamuoyu baskısı güzel bir şeydir. Kim insanlar Allah'tan korkar? Öyle insanlar vardır ki güzel Müslümanlığı böyledir. Yani bu Allah'tan korkan insanların yaşadığı ülkede devletin bu kadar çok jandarmasının, polisinin, zabıtasının, mahkemesinin olmasına gerek yok ya.
Yani şurada aklı başında olan insanlar memlekette polis olsa ne, olmasa ne. Suç işlemez, kimseye kötü niyeti yok ki. Sizin gibi insanlar bu şehirde yaşasalar hiçbir polise gerek yok. Hapishaneye bile gerek. Bu kadar masrafa ne gerek var? Bunlara vereceğim maaşı fakir fukaraya da hapiyesi içsinler. Mektep yap, sağlık ocağı yap. Ne bileyim ben başka sanatlarda bunlar. Ne gelen var jandarmanın polisi Müslümanı? Suç işlemez ki de. Peki cemiyeti bu hale getirir nedir? Allah'a iman. Çek onu yürekten Allah'a imanı kalsın. Olsun, valla bizden iyi can olmaz. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdan. İrfan, eğitim, mektep, üniversite. Bu memleketin en büyük soyguncuları üniversite mezunları. Yetmez, bir de Amerika'da da iktisat görmüşler. Lan Allah'tan korkmazlar. Devlet okutuyor, öğretmen veriyor, üniversite Amerika'da gelme şu al sana değil mi makam arabası, al sana makam, al sana lojman, al sana aşçı, al sana koruma. Şu millete hizmet et diyoruz. Birkaç sene sonra varıyoruz ki işte adı ne demek herkes bildiği için dedikodu sayılır. Bir Engin Civan'ın götürdüğü mal Türkiye'nin bütün sağlık sorunu ve eğitim sorunu halleder demişlerdi o zaman. Ne diye diyor, sordum geliyor. Neye yarar ki? Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet ise insanlarda Allah korkusundadır. Yüreklerden çekilmiş fazileden kafı, korkusu, yezdanı ne irfanın kalı tesir o zaman ne de vicdanın. Vicdan dedi neyse. Herkes de katilde mahvede vicdan yok. Olup olmadığını kendi çölüne bir silde vur bakalım. Nasıl içi yanar? Nasıl belki gözlerinden yaş dökülüyor? Vicdanı var ama çıkar karşısında vicdan dedin mesela. Zaklılar kalktılarla mı? İman lazım. Allah'a iman. Bu bakımdan ben o rakip ruhu şad olsun her derdimizi söylemiş gitmiş. Ben o rakip nasıl yaşamış diye hayret ederdim ben bu çılgınlıklardan. Hani bir öğretmeni kovmuş da Konya'da duymuş gitmiş köye anlatıyoruz onun içinde. En sonunda Hacı Bakır bağırıyor, çağırıyor köylere. Fakat sonunda amin diye geri göğe inletecek ses beklerken cidiz bile amin sesi çıkıyor. Mutluk biz diyor bu işin altında bir şey var. Neyse evinde Rabbi sahne edeceği adam elinde giderken diyor destekli de desteksiz attım hoca diyor. Bir de bize sorun lazımdı biz bunu niye bulduk diyor. Ve ondan sonra öğretmen anlatıyor. Çağdaş öğretmen. Laik Cumhuriyet'in öğretmenini anlatıyor. Ve sonra da ne diyor? İlme yurtursa hayır yokmuş bu musibetlerde. Bırakın oğlumun cahilliğine razıyım. Din gidiyor ya, iman gidiyor, Allah'a iman gidiyor, her şey gidiyor. Bırak oğlum cahil kalsın ama hiç olmazsa Müslüman kalsın. Öyle oldu, öyle olmadı. Şimdi bu eğitim vermek insanı eğitmiyor. Allah Celle Celaluhu. Sevgisiyle, korkusuyla. Beynel halkı verince, bazen ümit, bazen korku. Böyle insanı dengede tutar, iman tutar. Bu iman olmasa bir zikaya. Onun için bak Allah değil mi? Toplum Müslüman sistem olmasa bile bunun bile bir katkısı var cemiyete. Birkaç sene evvel İstanbul'da Dünya Emniyet Müdürler toplantısı olmuştu. Orada gazeteler yazdı bunu. Emniyet müdürleri İstanbul'un nüfusu ve efendim polis sayısını şöyle bir yatırmışlar. Gözleri faltası gibi açılmış. Bizim emniyet müdürlüğüne soruyorlar. Hepsi bu diyor. Yanlışlık yok, yanlışlık yok diyor. Yani siz bu koca şehri bu kadar polisle mi koruyorsunuz? Evet diyor. Bunun altında bu ülkenin Müslüman olması yatıyor. Daha az ecnebi şehirlerine nüfus kişi başına düşen polis sayısı. Çok az bizde. Bunun altında, bu emniyetin altında da iman yatıyor. O bakımdan Allah insandan bunu istiyor. Zaten Vel Asr suresini okusa bir insan yeter. Nedir bu peki bu ibadet özü? As-salah, namaz istiyorlar.
Ben bir Arapça kitaptan bunları alırken önlerinde bazı sıfatlar koymuş. Çok hoşuma gittiği için onları da aldım. As-salatu bila gafle. Gafletsiz, huzur, huşu, saygı. Kimin huzurunda durduğunu bile bile kılınan bir namaz. İbadetin en büyüğü. As-savm bila gıybe. Dedikodusuz. İnsan eti yemeden tutulan bir oruç. Çünkü bazen oruç tutarız. Yemek yemediğimizi zannederiz. Oysa bir sürü et yemişizdir. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Sizden birisi kardeşinin ölü halindeki etini yemekten hoşlandı mı? فَكَرِبْتُ بُهُ. Çirkin gördünüz. Tiksindiniz ondan. Evet. Tiksinecek misin? Öyleyse bak tatulda Allah'tan korkun. Bundan sonra yapmıyoruz ama ya geçmişte yaptıklarımız der gibi orada bir şey var. Allah Celle Celaluhu tevbeleri kabul edici ve merhamet edici. Geçmişte yaptıklarınıza da tevbe edin, kurtulun. Ezzekatu bila minne, zekat ama başa kalkmadan, minnet etmeden. Elhaccu bila ira'e, gösteriş olmadan Allah için yapılan hac. Kıraatul Kur'an, her zaman Kur'an-ı Kerim okumak. Zikrullah fi kulli hal, bila melal, bıkmadan, usanmadan her halde Cenab-ı Allah'ı hatırlama, zikretme. Bu zihnen zikir olur, bilgide zikir olur, muamelede zikir olur. Yani alışveriş neyse, işin neyse o işi yaparken Allah'ın o iş üzerine koyduğu helal ve harama göre işini yapıyorsun. Sana birisi gelse, yahu şu işi şöyle gayrimeşru yapsan da daha fazla kâr etsen olmaz mı diyorlar, hayır olmaz diye Allah var diyorsun. İşte bu zikir. Allah unutmuyorsun. Zikir hatırlamak, unutmamak demek. Bazen dille söylenir, bazen halle yaşanır, bazen de nakşiler gibi dili damağa yapıştırırlar onlar. Kalp Allah diyor. Her halükarda bıkmadan, usanmadan. Neden? Çünkü bu zikir muhabbet doğurur. Allah sevgisi doğurur. Allah sevgisi doğurdu mu insanın içinden elhamdülillah istikameti vurur. Talabul helal. Helal lokma. İbadetin 10'da 9'u helal lokmadır demiş büyüklerimiz. İbadet 10 ise 9'u helal lokmadır. Bunun için çalışmak, çabalamak. El emru bil maruf ve nehyi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Toplumsal mesuliyet duygusu. Yanlışı gördüğün zaman kırmadan, incitmeden, dökmeden. Maksat iyilik değil mi? Arkadaş bu yaptığın yanlış. Ya da şöyle yapalım, böyle yapalım diye iyiliği emretme, teşvik etme, yönlendirme, kötülükten de nehyetme alıp koy. Neme lazımcılık yok ya. Taşın altına eleme koymak diyor ya. Diri bir şuur, canlı bir toplum. Tabi insanlar böyle bir kınanmamak için, dışlanmamak için kardeşlerini dinlemek zorundadır. İkincisi insan yönlendirmeye, teşviğe açıklıyor. Yerinde güzel bir söz ömür boyu unutulmaz ve insana güzel bir davranış öğretir. Ya da kötülükten, görmezlikten geldiyse ser olur, kurunun yanında yaşlayır. وَاتَّقُوا فِتْنَةً. Öyle bir fitneden, bozgunluktan korkun ki لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً. Hasreten içinizde zulmeden zalimlere gelmez. Ya herkes gelmez. Diğerlere suçu ne? Emri bil maruf, nehyi anil münker yapmamalar. Maruf nedir? Dinin ve aklın güzel gördüğü şeydir. Münker, dinin ve aklın çirkin gördüğü şeydir. Ortada bunlar oluyorsa sen ya elinle, gücün yetmiyorsa dilinle, gücün yetmiyorsa hiç olmazsa kalbinle, buz ederek, selamı sabaha keserek tavır kazarsın. Adamın arkasını döndüğü an senin gidi yavuz seni diyorsun. Tavır alıyorsun. Yönü döndüğü zaman hürmetler efendim, saygılar efendim, zat-ı halleri nasıl efendim? Oldu mu şimdi bu? Bak şurada kavurduk. Ne yapalım? Atalarımızı çok ezmişler. Biz de korkmuşuz. Çok korkak bir millet olduk. Haksız değil, dipçik gördük, idam gördük, sürgün gördük. Faili meçhul cinayetler gördük. Bir Müslümanı tuttular mı gözümüzün önünde, hakkı kendi yasalarına göre 10 dayaksa 100 vurdular, 1000 vurdular. Niye? Belde gösterdiler. Aleme iddet gösterdiler. Hiç acımadılar. Öyle olunca biz de korktuk.
Gelmiş gazeteci Türkiye öteki tarafında işte bu köyle, Ermenilerle falan konuşmaları basacak. Bülbül gibi anlattılar. Teyfim açtım şunları bir daha tespit ederim deyince herkes ağzına bakattı. Kimse konuşmadı diye. Niye hocam diyorlar? Niye yazı var ya bu millet devletin elinde deli olacak ama konuşuyorlar. Korkuyor. Onun için sahibi kim olursa olsun şu konuşan Türkiye sloganını ben çok severim. Konuşan Türk. Konuşamıyoruz. Ve bu baskı, bu şiddet bize de silmiş. Evladımız yanımızda konuşamıyor. Fikrini söyleyemiyor. Memur amiriyle konuşamıyor. Kes, bir kendi, cek, çıkıyor. Sus, yürütüldük bir daha konuşamıyor. Konuşamıyoruz. Ya ne olur konuşsak, tamam amirim gene senin dediğin olsun ama beni bir dinle, diyemiyoruz. Çocuğumu dinle, dinleyemiyoruz. İçimizde böyle bir yerleşti. Nereden? Baskıcı sistem gördük bunlar, korkuyoruz yani. Ama iyiliği emretme ve kötülüğü nehyetme, içtimai, bu çok büyük bir ibadettir. Bu olmazsa insan gider yani, kurumun yanında yaşta gider. El-kıyam bi hukukul müslümin, Müslümanların hak ve hukukunu yerine getirmek için gayret etme, her halükarda Kur'an ve sünnetin emirlerine ittiba. Bunların büyük bir kısmı da haramlardır. Haramlar iki çeşit arkadaşlar. Birincisi, nefislerin yaşaması bedenin ıslahı için haram olandır. Katillik, pis ve zararlı şeyleri yemek, alkol gibi akla ve sağlığa zararlı şeyler. İkincisi, insanların arasını bozucu, içtimai hayata efendim zarar verici şeyler, zulüm, tecavüz, aldatma, gıybet, suizan vesaire. Üçüncüsü, ırz ve namusun korunmasıyla alakalı zina, fuhuş, açık saçıklık vesaire. Şimdi esas ben başka bir şey söylerken yukarıya damışım. Bu haramlara şöyle bir baktığımız zaman ortak özellikleri birey ve toplumun zararlı olduğunu görüyoruz. Aklı başında bir adam aslında dinin bir emri olmasa da bunları yapmaz. Aklı başında bir insan içki içmez. Ebu Bekir Efendimiz Müslüman olmazdan evvel içki içmez. Niye deyince, ya benimle hayvan arasındaki fark akılsa, bu benim aklı benimle bakıyor. Aklı başında haysiyetli, şerefli insanlar zaten zina etmezler. Bunun zararını bilirdi. Neden? Çok açık açık. Delikanlı Peygamberimize geldi biliyorsunuz, ya Resulullah ben zina etmek istiyorum. Nefsim böyle istiyor, bana izin ver dedi. Etrafında terbiyesizlik etmeler gibi adama durur dedi Peygamber. Öyle bağırma çağırmak dışı olmaz. İkna edeceğiz. Gel yavrum dedi yanına. Sen birisiyle zina edeceksin. Diyorsun böyle ama. Sen bana söyle bakalım. Annenle birisinin zina etmesini ister misin? Sever. Yok ya Resul. Yavrum senin zina edeceğin kadın birisinin annesi. O da istemez. Sen kız kardeşinin zina etmesini ister misin? İstemiyorsun. Senin zina edeceğin birisinin kız kardeşidir. O da istemez. Sana teyze çocuk boynu yere sıkıldı. Peygamber yüzlerini göğsüne koydu, dua etti. O çocuğun daha kafasını kaldırarak yürüdüğü görülmemiş. Hep gözünün önünde ve bir harfte şehit oldu. Yani eğer insan iyi düşünürse bunların kötü olduğunu bilir, katilliğin kötü olduğunu bilir. Fakat bu haramlarda iki özellik var. Birisini nefsi şiddetle işler, hoşuna gider, birisini istemez. Şimdi nefsini istemediği şey toprak yemek, zehir yemek, leş yemek, pislik yemek. Zaten bunu normal insan tabiatı reddeder. Bunun için kanun koymaya gerek var mı? Yok, koymamış Allah. Haram demiş. Ama yaparsanız size şu kadar ceza verilir. Zaten yapılmaz. Ama bazı şeyler var ki nefis işte. İşte alkol gibi, işte fuhuş gibi mesela, hırsızlık gibi. Bu nefsi istediği için o nefsi durdurmak adına dünyada da ceza konmuş, ahirette de. Öbürü nefsini istemediği şeylerin cezası sadece ahirettedir, dünyada yok. Haram, öylesi yasak. Haram işleyen Allah'a itaatsizlik ettiği için cezası ahirette, dünyada yok. Zaten bunlar söz konusu olmaz. Ama nefis istiyorsa, onu dünyada da cezalandıracaksın ki kötülüğe engel olursun. Maksat, suça ceza vermekten maksat insanlara eziyet, işkence etmek değil ki. Caydırıcılık olsun, suç işlenmesin. Terbiye edip
daha baştan önlemek içindir. O bakımdan haramlarda da böyle bir hikmet var. Allah haram koymuşsa, hele de nefsin istediği bir şeye ceza da koymuşsa, dünya hayatında koymuş. Katilin cezası vardır. Yaralamanın cezası vardır. Hırsızlığın cezası vardır. Zinanın cezası vardır. Alkolün cezası vardır. İslam ceza hukuku bunları tespit ederiz. Geniş geniş anlatırız. Müslümanlara baktığımız zaman Allah'ın yapın dedi, demin saydığımız namazı, oruçlu, zekatlı veya yapmayın dedi, haram kıldığı işte şu şiddeti söylediklerimiz bu noktaya nazarından Müslümanlar eşit değil. Farklı farklı. Kimisi var, bu emirlere uyduğu gibi fazlasını da yapıyor. Yani namazı 5 vakit kıldığı gibi 5 dirzeni ilave ediyor, kuşluk ilave ediyor, evvabin diyor, teheccüd diyor, orucu nafileleriyle tutuyor. Halbuki farz tutsaydı yeterdi. Hatırlıyor musunuz o adamı? Ya Resulullah geldiler, işte senin peygamber olduğunu, bazı yerlileri verdiğini söylediler. Ben kanunum adına geldim, sana soruyorum şimdi diyor. Allah seni gerçekten peygamber, evet, ne istedi? Farz işte, ne kadar kadar 5 vakit. İstersen ne yapayım? Yok, istemem diyor. Ben farzını kılar, başkasını arasın. Onun senede bir ay. İstersen, ne yapayım? İstemem diyor. Bunu da yeter. Adam giderken ne dedi peygamberimiz arkasından bakarak? Sözünde durursa, şimdi bizim hacılara ne oluyor? Araplar sünnet kılmıyor. Araplar, aksana da Arapların dediği ya sana ne? Adam farzını kılıyor mu? Belki sünnet de kılıyordur. Belki senden fazla bir evinde kılıyordur. Akşama kadar görüyorsunuz orada, Kur'an okuyor, ibadet ediyorlar. Neyse. Cehalet, pis bir gurur ve kibir vermeye başlıyoruz. Yeter o kadar adam, daha fazla kılıyorsa orada aferin. Değerli kardeşlerim, bu ibadetlere ait icrası esnasında yapılması gereken hususlara gelince orada bittik. Buraya kadar anlattığımız ibadetin kendisi, mabudu tanıma, ibadetin çeşitleri ve gerekliliğidir. Bundan sonra zaten ibadet yapan insanların ibadet yapma esnasında dikkat edilse noktalara gelmiştik. Ben zamanımı aştım biraz fazlasıyla. Bir saat düşünüyordum, bir saat 20 dakika olmuş. Yeni bir bölüm, o bölüme hiç girmeyelim inşallah. Allah Celle Celaluhu günümüzü böyle bereketli eylesin. Yegane mabut olarak kendisine rızayla, gönüllü ihlasla ibadet etmeyi nasip-i müyesser eylesin. O yaptığının, ibadetlerin de hazzını vicdanımızda, derdimizde bizlere hissettirsin inşallah. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Selam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.